Arkadaşlar merhabalar. Türev'de polinom grafiklerinin konu kısmıyla alakalı bazı bilgiler vermiştim. Şimdi kaldığım yerden soruları çözerek devam edeceğim. İlk sorumuza bakalım. Fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. X³ -X² x küp x kare artı x eksi 1. Tabii ki köklerini bilebildiğim denklemlerde köklerini bilerek gideceğim. Özel ekstra bir durum değil. Ee, y x'e 0 verirsen y'yi eksi 1'i de kesiyor. O net bilgi. Ama diğer taraftan da çarpanlarına ayırabilirsek zaten işimiz rahat. x eksi 1 çarpı x kare artı 1. Ha, bak ne oldu? Bu fonksiyon 3. dereceden bir fonksiyon. Bir tek reel kökü var gördünüz mü? Bir tek reel kökümüz var. Bu fonksiyonun bir de hemen türevine bakalım. Hani grafiğini çizeceğim ya. Bazen türevini alırsanız bazı fikirler verir. Daima artıyor mu daima azalıyor mu? Türevinin kaç tane kökü var? Kontrol et. 3x kare. Eksi 2x artı 1. Deltasına bakıyorum. 4 eksi 12'den a. Deltası eksi 8. Demek ki bunun türevinin kökü yok. Daima artan bir fonksiyon. Gel bak şimdi grafiğe. Ee, köküm ne geldi? 1 geldi. Nereden geçiyor? Eksi 1'den geçiyor. Bak şimdi. Şöyle bir fonksiyon yapabilirim. Bir yerde arkadaşlar. Bu fonksiyon bakın. E şıkkı gibi. Nerede olduğunu temsili çizdim. Yani böyle de çizme. Böyle değil tabii ki. Sonuçta bunun reel olmayan kökleri var. Bir yerde böyle geldi. Bu şekilde türevinin sıfır olduğu yer yok. Türevi daima pozitif. O zaman hakikaten bu fonksiyon daima artan. İşte arkadaşlar polinom grafiklerini çizerken artık şunu da göreceğiz. Bazı yerlerde türevinden yararlanarak nerede artıyor nerede azalıyor ona bakacağım. Türevinin mesela bak kökü yok. O zaman bu fonksiyonun ekstremumu olamaz. Ekstrem olamaz. ekstrem olamaz. A, B, C, A, C, D direkt elendi. Baş kat sayı pozitifse kol aşağıdan yukarı gitmeliydi. Artı sonsuza gitmeliydi. Buradan da gitti. Her türlü E oldu bak cevap. Geliyorum buraya şimdi. Ee, üzerindeki noktalardan biri 4'e eksi 32 olan y e eşittir fx fonksiyonunun denklemi demiş bize. Nereden geçiyor? 0'a 0. Şimdi bakıyoruz burada. Üzerindeki noktalardan biri de 4'e eksi 32'ymiş. O zaman hemen şıklarda gördüğünüz gibi hepsi 3. dereceden. Tamam 3. dereceden bir polinom. X artı 4. X eksi 0. X eksi 3. Bir baş kat sayı. Bu soruda baş kat vermemiş. E ne yapacağız? İşte 4 eksi 32'yi yerine yazacağım. Buradan artık A çarpı 8 çarpı 4 çarpı 1 eşittir. Eksi 32. ha o zaman A neymiş? Eksi 1'miş. Demek ki arkadaşlar a eksi 1 olduğuna göre x artı 4 çarpı x çarpı x eksi 3. Kontrol edelim bakalım. A şıkkına cidden gel bak. Ee, x artı 4 çarpı 3x eksi x kare. Doğru cevabımız hakikaten a olmuş oldu. Üçüncü dereceden bir fonksiyon. iki tane türevinin sıfır olduğu yer var. Demek ki türevi bunun ikinci dereceden denklemin iki farklı kökü var. Bu bilgi gereksiz bir bilgi bir soru için ama arada bunları da tekrar edelim fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Hangisi olabilir? Bak şimdi. Delip geçiyor. Direkt bir katlı kök. Delip geçiyor. Direkt tek kat, e, bir katlı kök. Bak tek bile demiyorum. Bir. Delip geçiyor ama teğet olarak delip geçiyor. O zaman muhakkak x üzeri 3, x üzeri 5, x üzeri 7 gibi bir şey. Buna dikkat edeceğim. Ve işarete gelelim. İşaret de yukarı gidiyor. Dörtten sonra artı sonsuza gidiyorsa baş kat sayısı pozitiftir. O zaman böyle olur. Böyle olur, böyle olur. Yeter ki şunu yapalım. Birden farklı bir tek katlı kök. Hemen dağıtalım. X kare eksi 2x eksi 8 çarpı x'in tek olduğu kuvvet. A şıkkına bakıyorum. İşte cevabım A şıkkında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. X küp diğeri zaten çarpım sağlamadı. Burada x'e bir katlı demiş. Burada X'e evet yine bak hatalı ve yine gördüğünüz gibi hatalı. Dolayısıyla tek cevabımız olmalıydı zaten. O da A şıkkı geldi. Önemli yorum. Teğet olduğu için, teğet olarak deldiği için asla X üzeri 1 olmaz. X üzeri 3, X üzeri 5 gibi olacak. Çünkü orada türev 0. Türevin 0 olması için gerçekten X'in birden daha büyük üste sahip olması lazım. Sebebi de gerçekten bu. A çarpı x eksi 2 çarpı x artı b'nin karesi fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre a çarpı b çarpımının değeri kaçtır? Neler yorumlayabiliriz? Bir kere bu fonksiyonun köklerinden biri tabii ki 2 olduğu için net b 2. O zaman bunu söylerim bak. O ayıp olur yani onu söylemesek. Baksana x'i x eksenini 2 de kesiyor. O zaman a çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2'nin karesi. Ha, o zaman diğer köküm de eksi 2'ymiş. Onu da söyledim. Şimdi artık B'nin 2 olması sayesinde bak buraya hemen yerleştirdim. Orada önemli olan kökün 1'inin 2 olduğunu görmek. Kökün 2 ise B'nin 2. O zaman buraya yazdığın zaman da x eksi eksi. Sonuçta formülümüz nedir? x eksi x1. O zaman x artı 2 demek. x eksi eksi 2 demek. Diğer kökün de bu. 0 verdiğinde 4'ten geçiyor. A çarpı eksi 2 çarpı 4 eşittir. 4 demek ki A buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 2. B neydi arkadaşlar? 2. O zaman karesini aldığımız zaman 4 olacak. Eksi 2 gelmiş oldu. Cevabımız A oldu. Evet bu soruya yıldız koydum. Zor olduğu için değil. Önce siz uğraşıyorsunuz. Sonra ben yapıyorum. O yüzden. Tamamen sebebi o. Yıldız koymamın. Şimdi birinci yorum. Şunu gördünüz değil mi? Orijinden geçiyor. F 0 0. O zaman 0. Artı 0 artı 0 artı c eşittir 0'dan c 0 geldi. Bu 1. İkincisi geliyorum ikinci duruma. E nereden yapacağım? Başka kök yok. E, türevden. F türev eksi 1 sıfırdır. F2 de sıfırdır. Türevlenebilir bir fonksiyonun max ve min noktalarında türev sıfır. Doğal olarak türevini al. 6x kare artı 2ax artı b eşittir. F türev. Yaz yerine şimdi 6 eksi 2a artı b eşittir. Sıfır oldu. Bir de 2'yi yaz yerine. 24 artı 4a artı b eşittir 0 oldu. Çıkar taraf tarafa. Buradan 6a eşittir eksi 18. a eksi 3'müş. Hemen bir tanesini de yerine yazarsam. Eksi 3'ten b ne oldu? Eksi 12. O zaman bunlar 36 geldi. C zaten 0'dı. Çarpımları 36 oldu a çarpı b'nin. C 0'dı. Cevap da 36 oldu. Aşağıda 3. dereceden y eşittir fx polinom fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun yerel maksimum noktası kaçtır? Ordinatı kaçtır? Şimdi arkadaşlar birinci yorumum. Hemen şuna dikkat edeceğim. Köklerden biri 2. Baş kat sayı a. Hemen şunu görüyorum. Burada teğet. O zaman bir tane kök buradan geldi. Buradan kaç kök gelmeli? 2. Teğet olduğu için çift katlı kök ama x artı 1'in dördüncü falan değil. x artı 1'in karesi olacak. Gördüğünüz gibi normal bir teğet olduğunda çift katlı köktür ama polinomun derecesine göre bakıyorum. Bir reel kök buradan geldi. O zaman otomatik olarak buraya en fazla 2 yazarım zaten. Polinomumu böyle yazdım. Şimdi 0 verdiğimde 2'den geçiyormuş. a çarpı eksi 2 çarpı 1 eşittir 2'den a ne oldu bak eksi 1. Demek ki arkadaşlar bu fonksiyon eksi x eksi 2 çarpı x artı 1'in karesi eşittir fx. Yerel max değeri için ne yapacağım? Türevini sıfıra eşitleyeceğim. Bak burası yerel min fark ettiniz mi? Burası yerel max. O zaman buradan bir yer soruyor. Alalım türevi. Eksi 1 çarpı x artı 1'in karesi. Artı e, e, ilki eksi x eksi 2 iki çarpı ikincinin türevi 2 iki çarpı x artı 1. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu x artı 1 parantezini alırsam eksi x eksi 1. Burası e, eksi 2x artı 4 eşittir 0. Gerçekten ekstremum noktalardan biri. Eksi 1 geldi o yerel mindi. Sonra burası da eksi 3x artı 3. O zaman oradan da şunun köküne geldi. X eşittir 1. Demek ki arkadaşlar yerel minimum, yerel maksimum apsisi de 1'miş x yerine 1 yazarsak fonksiyonun ordinatını bulurum. Yazalım o zaman fonksiyonumuz buydu. Şurada yazıyorum. f1 eşittir. Eksi 1 eksi 2'den artı 1 çarpı 2'nin karesinden 4 yani cevabımız 4 olmuş oldu arkadaşlar. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f türev x türev fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi fonksiyon arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar azalıyor. O zaman bak hemen söylüyorum. E, eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar bu fonksiyon azaldığı için şey eksi 2'ye kadar düzeltiyorum. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar türev negatif işaretli. Sonra eksi 2 ile bir aralığı türev pozitif işaretli. Eksi 2 türevin kökü. Sonra arkadaşlar başka nerede? Nereye kadar gitti bu arttı 1'e kadar 1'den 2'ye kadar türev negatif azalan ee, 1 türevin kökü 2 türevin kökü çünkü geldin 2'den sonra artıyor artık bak 2 sonsuzda da fonksiyon artıyor o zaman türevimizin kökleri 3 tane eksi 2 1 ve 2 eksi 3 1 2 gitti eksi 2 1 2 olabilir. Eksi 2 1 gitti türevin kökleri. Eksi 2 2 iki gitti türevin kökleri olamaz. Eksi 2 0 2 olmaz. Türevin kökleri ne dedik? Eksi 2 1 ve 2 çünkü birinde yerel bak. Eksi 2 yerel minimum. 1 yerel max. 2 yerel min. Gerçekten o zaman eksi 2 eksiden artıya geçti. Burası yerel min. 1'den e, artıdan eksiye geçti. Güzel. Yerel max. 2 de yerel minimum. Burası problemsiz ve türevin baş kat sayısı bu fonksiyonun baş kat sayısı pozitif olduğuna göre türevin de baş kat sayısı pozitiftir. Gerçekten bak burası B şıkkı doğru oldu. Yani grafikten yararlanarak türev yapabiliriz arkadaşlar. İşte bu şekilde polinom fonksiyonlarda yapacağımız olay klasik aynı bir ilk gördüğümüz konudaki gibi devam etmek. Sadece bazı sorularda bunun gibi ya da bunun gibi yerlerde türevden yararlanıp polinom bilgisine türev bilgisine eklemek. ...eksi 1'de hem türevinin sıfır olduğunu hem fonksiyonun sıfır olduğunu görebilmek mesela. İşte olayımız budur. Dolayısıyla artık türevde arkadaşlar soru kısmına geçmiş bulunuyoruz. Türevi e, tabi bayağı işimiz olacak. Burada yine özellikle çıkmış sorularda güzel sağlam sorular var. Daha sonrasında bizim sorularımızı söylemiyorum bile zaten. Onlar zaten iyi ama yine çıkmış soruların bile iyi olduğu bir düzenimiz olacak yaklaşık muhtemelen bir 40 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Bu 40 soru konunun en önemli yerlerini bize çok güzel tekrar ettirecek. Sorularda görüşmek üzere.